Kardeşlerim, son zamanlarda kendi aramızda konuşurken veya medyayı takip ederken bir şeyi çok vurguluyoruz. Ahlak bozuldu, insanlar bozuldu. Hakikaten bu bozulma hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında, gerek İslam dünyasında gerekse bütün bir dünyada görülmektedir. Neden böyle oldu? Bizim buna teşhisimiz, İnsanların Allah'a iman ve ahirete iman, öldükten sonra tekrar dirilip hesap vereceğine iman duygularının ya olmaması veya olsa da zayıflamasından kaynaklanıyor. Bunun altında yatan da İslami bir eğitim, terbiyenin olmaması. Maalesef okullarımız var. Talim ve terbiye diyoruz ama okullarda din dersi teferruat, basit ve din dersi bile değil, din kültürü. Yani yeryüzünde ne kadar yaşayan insan dinler varsa, büyük dinler, İslam'la beraber hepsinden birer parça öğretmek. Orada dine teşvik yok, yönlendirme yok. Dinin emirleri uygulanmadığı zaman bir uyarma, korkutma yok yani. Bu arzu da edilmiyor. Sadece bir kültür olarak haberiniz olsun bilin deniliyor. O kadar yani. Çok acı bir durum. Halbuki ilim okullarda öğretilir. Okullarda İslam öğretilmiyorsa nerede öğretilecek? Eksik kalacak. Bu bizim toplumumuzun sorunu. Dolayısıyla insanlar Allah'a ve ahirete imanda zayıfladılar veya bütün bütün koptular bir kısım insanlardı. Yabancı dünyaya gelince, orada Hristiyan veya Yahudilerin dini de bir göstermelik. Hristiyanlar sadece pazar günü, haftada bir gün kiliseye gidip müzik eşliğinde bir ilahi okuyorlar. Allah aşkına, bunun insanın ruhuna, vicdanına, kalbine ve topyekün hayat tarzına nasıl bir etkisi olabilir? Hiç şüphesiz ahiret inancı kişinin ahlaki gelişmesine çok büyük katkıda bulunur. Bazı insanlar kanunların ve toplum baskısının olmadığı yerlerde kötülük ve haksızlık yapmıyorlarsa bu onların davranışlarının bir gün hesabını vereceklerine imanlarından kaynaklanıyor. Sevgili Peygamberimiz o yüzden sık sık "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa işte "Felyekun hayran evliyasmut" ya hayır söylesin ya sussun veya "Felyukrim dayfeh" misafirine ikram etsin. "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir felyukum cara." Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun diyor. Komşuluk öldü diyoruz. Neden? Çünkü Allah'a iman ve ahirete iman öldü. İnsanı canlandıran, harekete geçiren, üzerinde etki uyandıran bir dini inanç yok. Bir Allah inancı yok maalesef. Âmentü billahi ve melâiketi diye âmentü esaslarını sayıyoruz ama ruhu yok. Bunu nasıl elde ederiz? Bunu Kur'an ve sünnet eğitimiyle elde ederiz. Yeryüzünün en etkili kitabı, en büyük vaiz kitabı da yine Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim okuyan insanların orada duydukları ayetler yüreklerine işler ve Allah Celle Celaluhu'yu görmeseler bile görüyormuş gibi bir hisse kapılarak onun huzurunda, onun makamında devamlı durduklarını, onun kendilerini her yaptığını, gördüğünü, bildiğini, her sözünü işittiğini, bunu gizli söylese de, açıktan yapsa da, birileri olsa da olmasa da hiç fark etmeyeceğini bilirler. Allah-u Teala Bakara Suresi 62. ayeti kerimede buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Hiç şüphesiz ki şu iman eden kimseler وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudilerden وَالنَّصَارَ Hristiyanlardan وَالصَّابِئِنْ Yıldıza tapanlardan men her kim ki اَمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman ederse bu Kur'an'ın anlattığı gibi bu peygamberin son peygamber olarak tebliğ ettik. Çünkü Hazreti Adem'den peygambere kadar bütün peygamberler İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Farklı bir din değil, aynı dindir. Ve bu dinin son şekli, son ve kamil, en olgun şekli sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an ve onu açıklaması, uygulaması ile ortaya konmuştur. İşte bu son şekliyle kim iman ederse Allah'a وَالْيَوْمُ الْاٰخِرِ Öldükten sonra dirilmeyi. Bu çok önemlidir. Çünkü Allah'a imanın etkisi öldükten sonra dirilmeye iman ile tamamlanır. Tabi bu bir imanda yetmez. Allah öldükten sonra hesaba çekecek. Çünkü insanlardan bir şeyler yapmasını ve bir şeyleri yapmamasını istiyor. Biz buna amel diyoruz. وَاَمِلَ صَالِحًا Salih amel işlerse, yani Allah'ın bildirdiği gibi, Allah'ın koyduğu ölçülere uygun olarak فَلَهُمْ Onlar için vardır اَجْرُهُمْ Ücretleri, mükafatları, ödülleri vardır اِنْدَ رَبِّهِمْ Rabları katında. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara hiçbir korku yok. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Onlar mahzun da olmayacaklardır. O yüzden değerli kardeşlerim, insan Allah'a iman ve ahirete imanla salih amellere yönelebilir veya çirkin amellerden, Allah'ın terk etmesini istediği haram kıldığı amellerden kaçınır. Yoksa önünde korkunç bir hayatın olduğu ve çok can yakıcı, acı bir azabın olduğunu bilir. Bu yüzden kaçınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de güzel buyuruyorlar. Hiçbir kul kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandın, nereye harcadığından ve vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahi attırılmaz. Bütün bu nimetlerden Allah hesaba soracak, çekecektir. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün bütün nimetlerden Allah Celle Celaluhu sizleri hesaba çekecek. Sizler de hesap vereceksiniz. İşte değerli kardeşlerim, bu inanç çok önemlidir. O yüzden dedik ki Allah inancı kişinin üstüne düşen görevleri yapmasında, yapmaması gereken çirkinliklerden kaçmada çok önemli bir müeyyidedir, yaptırıcı güçtür. O yüzden Müslümanların başında devlet olmasa, polis jandarma olmasa, mahkeme olmasa, cezaevi olmasa bile Müslümanlar yine İslam'ın kanunlarına riayet ederler. Kimsenin canına kastetmezler, malına kastetmezler, ırzına, namusuna, şeref, haysiyetine kastetmezler. Çünkü bunlar yasaklanmıştır. Herkes namazını kılar. Allah'ın huzurunda olduğunun haşyetini hisseder. Malını helal yoldan kazanır, helal yollara harcar. Din kardeşlerini kardeş bildiği için ihtiyaçlarını giderir, sıkıntılarına yardımcı olur. Kimseye kötülük yapmaz. Kendisi için istediğini başkaları için de ister. Kendisi için istemediğini başkaları için de istemez. Herkesin kalbine sevinç koymakta mutluluk duyar. Çünkü bilir ki kardeşlik olmadıkça hakiki bir iman olmaz. O da olmasa cennete gidilmez yani. Değerli kardeşlerim, ahiretin varlığına inanmak, ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerinde tahrip edici tesirine de mani olur. Ölüm bile insana hoş gelir. Ürkmez, korkmaz. Bundan huzursuz olmaz Müslüman. Ölümü anmak onun için bir lezzet haline de gelebilir. Sıkıntılardan kurtulup ebedi huzura ulaşma, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanma, böyle iyi bir insan olduğunun farkında olma,
insana huzur verir, mutluluk verir ve dünyayı yaşanır kılır. Böyle bir dünyada yaşamak da işte insana yaşama sevinci denilen o inşirahı, açılımı verir. Ama bu arada dünya hayatında insan imtihandadır. Bazen sıkıntılar da, belalar da olur, hasta olur, yakınları hasta olur. Yakınlarını, sevdiklerini kaybedebilir. Nihayet bir ölüm var yani. Hiç istenmese de ekonomik krizler olur, savaşlar olur, işgaller olur. Bunlar karşısında yıpranmaz. Sabırlı olur. Tahammül gücü olur. Geçici dünya arzuları aslında insan ruhunu tatmin etmediği için dinin ulvi zevklerine yönelir insan. Manevi hazlar onu mutlu eder. Çünkü Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu şeriata uygun olmayan lezzetler, zevkler, şehvetler genellikle haram kılınmıştır. Çünkü insanın ya ruhuna, kalbine, ya bedenine, sağlığına, ya ahlakına zarar verir. Mesela insanların karşı cinse karşı bir şehveti vardır. Evet, bunu Allah yaratmıştır. İşte evlenir, nikahla. Bunu temin eder. Bundan bir mutluluk hasıl olur. Bundan bir yaşama sevinci denilen şey hasıl olur. Ama bu şehvet duygusunu nikahsız, gayrimeşru, zinayla, fuhuşla gidermeye kalktınız mı, başınıza bin bir türlü sorunlar açılır. Allah mal edinme hakkını vermiştir. Meşru yollardan kazanacaksınız. Hem kendiniz faydalanacak, hem kardeşlerinizi faydalanacak, Allah yolunda infak edeceksiniz. Bu insana zevk verir, mutluluk verir. Ama gayrimeşru yoldan mal kazanmaya kalktığınız zaman hırsızlık gibi, gasp gibi, soygun gibi, hile gibi efendim veya işte yeraltı, yerüstü servetlerini başkalarının sömürmek, bunun için savaş açmak vesaire. En ufağından en büyüğüne kadar. Çalıp çırpmaktan savaşlarla zorla tahrip edip ülkeleri, ellerinden mallarını almak gibi. Bunlar da dünyanın başına bela kesilir. Yani değerli kardeşlerim, biz eğer dünyevi zevklerimizi İslam'ın dışından, Allah'ın haram kıldığı yollardan kazanmaya kalkıştığımız zaman o bize acı ve ızdırap olarak döner. O bize sağlık sorunları olarak döner. O bize dünya dertleri olarak döner. O yüzden şair ne güzel söylemiş. Kimi cismi cana dokundu, kimi vicdana, zevk namına ne yaptımsa peşiman oldum. Bir adam öldürürsünüz, öldür, 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 içinizde böyle bir hırs, kin, nefret. Öldürdükten sonra hemen pişman olursunuz, eyvah dersiniz. Şehvet kabarır, zinaya götürür insanı, kendi kendine muhasebesini yapmadır, gören olurdu, ayıp olurdu, dostluklar mahvolur de. Ama gider yapar, bittikten sonra eyvah de pişman olur ve bir ömür onun sorunlarıyla mücadele eder. Aldığı zevkin kat be kat daha fazla acı ve ızdıraplara döçar olur. Yapma kardeşim. Nefsine hakim ol. Onu terbiye ve ıslah et. Kurtuluş orada, mutluluk oradadır. Evet, dünya hayatının huzurla ve mutlulukla yaşanabilmesinin tek yolu Allah'a iman, kanunlarına bağlılık, ahirette öldükten sonra tekrar dirilip bu hayatın hesabını verme inancında, şuurunda, bilincindedir. Değerli kardeşlerim, ahiret inancı mesuliyet hissini, sorumluluk bilincini kuvvetlendirir. Vazifeye bağlılık şuuru verir insana. Hak ve hukuka saygılı olmaya davet eder. Ve bu suretle hem kendi aile içimizde, akrabalar arasında, mahallemizde, şehrimizde ve giderek bütün dünyaya yayılan böyle bir genel ahlak var demektir.
Değerli kardeşlerim, o yüzden bir mümin her namazda Allah'ın huzurunda durur. Dünyadayken hesap vermenin küçük bir provasını yapar. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn der ya. Cümlelere de Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diyerek başlar. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. Rahman ve Rahim, çok çok acıyıcı, merhamet edici ve din gününün yani ahiret gününün mutlak sahibi, biricik hükümdarı. Ne derse o olacak. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bizim her yaptığımızı görüyor. O yüzden yaptıklarımızı onun huzurunda hesabını verecek bir kalite ve kıvamda yapmamız gerekir. İyilik çürümez, kötülük unutulmaz. Allah Celle Celaluhu bizden mutlaka yaptıklarımızın hesabını ahirette soracaktır. Biz kendi nefsimize ve nesillerimize bunu çok ciddi bir eğitimle ve pratik hayatta da göstererek, onlara güzel örnekler sunarak öğretemezsek, dünyadan hangi ahlakı bekliyoruz? Özellikle materyalist bir dünya. İnsanların madde için yarıştığı, şehvet için yarıştığı, zenginlerin veya da zevklerini yaşayan insanların yıldızlı gibi örnekleştirildiği, idol yapıldığı bir dünyada. İnsanların yönetimde işte iktidar, muhalefet, devlet başkanı büyük büyük tanımayıp herkesin birbirine hakaret ettiği, adam yerine koymadığı bir dünyada. Fakir fukaranın emeklerinin sömürüldüğü bir dünyada. Birinin yeri, birinin baktığı bir dünyada. Hangi ahlak, hangi mutluluktan bahsedebiliriz ki? O yüzden mutluluk arayan, bu dünyayı da cennet gibi bir dünya haline getirmeyi arzu eden, Allah'a iman, ahirete iman etmek ve Allah'ın son dini, İslam'ı yaşamak mecburiyetindedir. Hoşça kalın ve selamlar.